Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuru kabak dolması ve kuru biber dolması tarifini vereceğim. İçine koyacağımız baharatlıklarla tadını daha da zenginleştirecek olan bu tarifimize hemen geçelim. Kaynayan suyumuzun içerisine istediğiniz miktarda biber ve kabak koyabilirsiniz veya ayarını düşürebilirsiniz ölçülerine. Biberle kabağımızı tenceremizin içerisine koyduktan sonra biberlerimiz hafif yumuşayınca içinden çıkartıyorum ve kabağımız daha geç piştiği için haşlamaya bırakıyorum. Kabağımız yaklaşık bir 20 dakika pişmesi gerekiyor, kaynaması gerekiyor ki daha güzel pişsin ve dolmamız daha lezzetli olsun. Biberlerimizi akan suyun altında bolca yıkadıktan sonra ipliklerinden kestik ve kevgirimizi alarak onu suyunun süzülmesi için bir kenara bıraktık. Şimdi iç harcımızı hazırlayalım. Tabii kabaklarımız hala orada gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama gelmediği için, yumuşamadığı için hala kaynamaya devam ediyor. 2 tane kuru soğanımız vardı. Onları yemeklik doğradıktan sonra tenceremin içerisine alıyorum. Ve üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Soğanlarımız birazcık sarardıktan sonra 4 diş sarımsağımız var. Onları da incece kıydık. Soğanımızın içerisine attıktan sonra şöyle 1-2 tur karıştıralım. Sonra 1 yemek kaşığı domates salçamız var. Hemen üzerine kimyonumuz var, karabiberimiz var, pul biberimiz var ve ben yeni bahar kullandım. Pirinç olduğu için daha lezzet vereceği için. Kırmızı toz biberimi de söylemiştim. Ayrıca açıklamalar kısmında da malzeme listemim yazmaktadır. 2 tatlı kaşığı da nane, kuru nane ilave ettikten sonra bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Şöyle 1 dakika karıştırarak bütün malzemelerimizi kavuralım. Sonra içerisine 3 su bardağı pirincimiz var. Yıkadık gördüğünüz gibi. İçine koyduktan sonra şöyle 1-2 tur karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tek renk aldıktan sonra üzerine 3 su bardağı sıcak su koyuyorum. Dolmaların içinde pirinçlerimiz kuru kalmasın, iyi pişsin, aynı ayarda olsun diye. Bu da çok önemli. 3 su bardağı su benim için yeterli. Üzerine tuzunu ilave ediyorum ve ocağımın altını kısıyorum. Hafif suyu çekene kadar ağzını kapatıyorum ve bu şekilde 1-2-3 dakika pişirdikten sonra ocağımın altını tamamen kapattım. İçerisine çeyrek maydanoz koyuyorum. Sonra bütün karıştırıyorum. Soğumaya, ılımaya bir kenara alıyorum. Bu arada 2 tane patatesimiz vardı. Onları tenceremin tabanına serdim ve bu arada kabaklarımı da aynen biberde olduğu gibi suyun altında yıkadıktan sonra suyu süzüldü ve şimdi ilk etapta yine kabaklarımı doldurarak tenceremin ilk tabanına kabağımı yerleştiriyorum ki daha iyi, daha güzel pişsin, altta kalsın diye. Eğer ikisini bir arada pişirirseniz bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ama tek tek de pişirirseniz hani biberi ayrı bir tencerede, kabağı ayrı bir tencerede o daha uygun olur. Ama bunu da bu şekilde yaparsanız iyi netice alırsınız. Gördüğünüz gibi kabaklarım dolduktan sonra üzerine biberlerimi doldurarak tenceremin içerisine yerleştiriyorum. Bu arada dolmamın içine koyacağım sıcak kaynar suyum da ocağımda tabii ki altı açık. Suyumuz ısınmaya başladı. Biberlerimi de bu şekilde yapıyorum. Ve biberimizin içerisine üzerine koyacağımız sos çok önemli. Hazırlayacağımız salçalı yine aynen içerisine sıvı yağ koyuyoruz. Nar ilişkisi koyuyoruz, karanfil koyuyoruz. Bu dolmamızı daha lezzetlendirecek, daha tatlandıracak. Dolmamız da bitti gördüğünüz gibi. Şimdi pirince göre hesap ediyoruz suyunu da. 3 su bardağı pirincimiz vardı. Şimdi 4 su bardağı kadar da su daha ilave ediyorum üzerine. Evet, eğer pişmezse bakarsınız, hala pişmediyse sıcak su koyabilirsiniz. Hemen üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 tane et bulyon koydum. Sonra 1 çay bardağı nar ilişkisi koydum. 2 tane karanfil koydum. Tuzunu attım. Sıvı yağsını da koydum. Ölçülerini ayrıyetten malzemeler açıklamalar kısmında malzemelerimiz listesi olarak verilmektedir. Oradan okuyarak
ne kullandığımızı anlarsınız. Ne yaptık? Güzelce çırptıktan sonra gördüğünüz gibi biberlerimizin üzerine gezdiriyoruz suyumuzu. Bu dolmamızın daha lezzetli, daha güzel olmasını sağlayacak. Sonra üzerine bir kapak kapatıyoruz tabakla. Ocağımızın üzerine koyuyoruz. Kaynadıktan sonra altını yarıma kısıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Kalanlarını da gördüğünüz gibi bir buzdolabı poşetine koyuyorum ve derin dondurucuya atıyorum. Bir dahaki sefer kullanmak üzere. Evet, dolmalarımız da pişti değerli takipçilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basıp ve benim videolarımdan haber almak isterseniz bildirim zilini açmanız yeterli. Ve başka içeriklerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olsun diyorum. Ve yapacak olanlara da şimdiden afiyet olsun, şifa olsun diyorum. Hoşça kalın.